Bozyazı Tekmen bölgesinde bir muz serasındayız. Muzlar, evet. Ne zaman olacak bu muzlar şimdi? Tamam. 1,5 ay olur. 1,5 ay sonra, yani Kasım'ın haftasına. Bir daldan kaç kilo muz çıkıyor tahminen? 50-60 kilo, 40 kilo. Evet. Kilosunu kaçtan veriyorsunuz bu senenin rice fiyatıyla? Fiyatın şeyine göre yeşil, şu anda yeşil 5 lira. 5 lira. Yeşil olarak. Biz dün sararmış aldık. 7,5 liradan aldık, evet. Yani. Bu yeşil olarak. Evet, çok güzel. Şimdi bu muzu diyelim, bu sene verdi. Sonra bunu tekrar kesiyor musun? Nasıl yapıyorsun? Yeniden mi? Kendi fidesini çıkıyor. Şu anda şu meyve var. Ha. Yeni sene bu geliyor. Tamam, ha, bunu kesiyorsun. Önümüzdeki yıla bak, bu geliyor. Ha, kendi dibinden bak, bir tane. Bu görevini yapmış, bunu kestik, bu gitti. Tamam, o gitti. Ondan sonra şu çıkacak değil mi? Kendi fidesini çıkarıyor. Kendi fidesini bir tane veriyor. Yavruluyor yani her sene. Yavruluyor. Ha, evet, her sene. Bir ağaç bir dal veriyor yıllık. Evet. Tahminen her şeyde bir tane mi? Her muz ağacında böyle bir ya tane mi? Bir tane şu fideyi şurada iki de koyabiliyorum. İki olursa. Meyve 60 olursa 30 etmiş tabii. Yani, evet. Ya, onun şeyini bölüşüyor. Evet. Hayır, evet. Benim demek istediğim şu. Her muz ağacında bir tane bundan bir var tane ya. Bir tane dal olur, evet. Diyorsun. O da 50-60 kilo yani gelir diyorsun. Kilo. Ha, çok güzel. Evet. Toplam bura kaç dönüm? Şu yan taraf var. Toplam burada 9 dönüm. 9 dönüm. 9 dönümden tahminen kaç ton muz alıyorsunuz? 9 dönümden tahminen herhalde 30 ton alır tahminim. Evet, bu 25 dolar, 35 dolar. Peki hep yurt içinde mi satılıyor yoksa ihraç ediliyor mu yurt dışında? Yurt içinde. Zaten Türkiye'nin %40-%50'sinin, evet, bir şey karşılıyor. Bu muzun bir özelliği var mı? Yani özellik derken mesela ishal mi yapar, kabızlık mı yapar? Şimdi aç karnına yersen yapar. İshal yani. Yapar, tamam. Tok yese hiç bir şey yok. Aroması nasıl? Aroması da mükemmel. İtalyan muzdan tatlı bu. Evet. İtalyan muz büyük görünüyor. Çiftalı. Ama şey tadı yok. Tadı yok. Çok kabuk. Evet. Ama büyük görünüyor. Bu ana muz muzu. Doğru. Evet. İnce kabuklu. Evet, çok tatlı yani. Çok güzel. Biz de aldık geçen. Tabii. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. O da biraz daha yetişmeye daha yakın. Şu arkadaki biraz daha irileşmiş. Ama bunlara sulama nasıl yapıyorsunuz? Şu fiskiye var. Ha, damlama. Evet. Damlamayla suluyorsunuz. Evet. Yazın öğleden sonra belli bir saatte bir saat her gün sulanıyor. Kış mevsimi geldi miydi? İki gün nem düşüyor. İçeride nemli olması lazım. Tabii nem. Evet. Her gün suluyorsunuz yani. Evet, yaz dönemde bunun koşun biraz azalıyoruz. Hava serinledi miydi? Evet, evet, evet. Bu fideyi kendi çıkarıyoruz, o özelliği. Bak şu geliyor diye. Evet. Şu geliyor. Çok fide alırsa da kendimizi azalıyoruz. Tabii tek bir taneye, evet, bırakıyorsunuz. Bir tane. Mesela şurada. Tabii iki üç tane. Var. Beş tane var. Hatta bak bir tane geliyor. Tabii. En güçlüsünü bırakıyorsunuz yani. Evet, şunu bırakmışız. Mesela geleceğe şunu, bak şeyin belini koyabiliriz. Şunları alırız. Ha, alırsın. Evet. Olmayanın yerine de. Evet, koyabiliyorsun. Ben mesela ağacın hem gücünü kesiyor hem bir iki ağaç. Doğru kesiyor. Doğru. Her şeyde öyle. Meyve ağaçlarında, evet, bile budama yapılıyor. Tabii. O şekilde. Peki, çok teşekkür ederim.